Herkese merhaba arkadaşlar. Furkan Öykü TV'de yine beraberiz. Crisis Time devam ediyor. Evet, Crisis 3'teyiz arkadaşlar ama uzaylı insan valla kime ne sıktığımız belli değil. Crisis ilk oyundan itibaren biliyorsunuz kanalımızda her pazartesi bir videosu yayınlanıyor arkadaşlar. Bu videoların yanı sıra sosyal medyalardan yine bizi takip ederseniz özellikle TikTok'ta ve Twitch'te ve YouTube'da oyun yayınlarımız zaman zaman müzik yayınlarımız da olmaya başlayacak yakında bazı kurulumlar yapmaktayız. Hep birlikte diyoruz arkadaşlar. Crisis Time devam. Enerji çok az ya. Bize enerji lazım hocam. Önce şuraya gidelim. 200 küsür. De. Böyle ortada malak kapı gibi olmasaydık iyiydi ya. O ne lan, uzaylılar mı onlar? Abo. Aşağısı uzaylı kaynıyor abi, ne yapacağız? Birini indirdim. Oğlum kıpırdama. Eyvah, bir şey beni gördü. Ulan uzaylısı bitmedi, anasını satayım ya. Abi nereden gideceğimi bilmiyorum ki ben. Bizim yol bulmamız lazım. Yolu bulamadık. Ya abi burada Raşıp buldum. Raşıp buldum. Durumu nedir? Aklı karışık. Hiç mantıklı davranmıyor. Nerede olduğunu veya bizim kim olduğumuzu bildiğini sanmıyorum. Ama fiziksel olarak iyi durumda. Sanırım bomboş okulda. Bir sef çatışma alanının ortasındaki bir delikteydi. O katliamdan nasıl sağ kurtulduğunu bilmiyorum. O nasıl bir yaratık ya? Şu ateş atanlardan değil mi o?
Abi başımız belada ya. Oğlum sapık mısın lan? Ortalık uzaylıdan geçirmiyor, bu mal bizi ateş ediyor ya. Onu patlattık da. Güzel, bunları indirdik. Gerzek uzaylılar. O nasıl bir seslenme lan sen sevgili çocuğu? Bu bir şaka mı ya? Baş melek hepimiz için bir tehdit. Hızlı hareket etmeliyiz. O kadar çok değerli. Prophet, iniş bölgesi hala sıcak. Kulede ve görümü kapsayan birden çok hava silah sistemi var. Onları devre dışı bırakmalısın, tamam. Anlaşıldı, Psycho. Sefler sessizleşti. Neler oluyor? Sefler hedefi bıraktı. Amaçları konusunda bir istihbarat yok, tamam. Oğlum adamları göremiyorum ki. Aşağıda adam mı var? Thank you.
Salak. Kimin çevresini kuşatıyorsun yiğidim sen? Vahim. Sonsuza kadar saklanamazsın problem. Seni bulacağım. Ulan bulamazsan ne yapacaksın? Abi onu nasıl yok edeceğim? Otomatizasyon makine tüfek sabit hareket beklenebilir. Karaya inebilirsiniz. Anlaşıldı. Şimdi kontrol istasyonuna git. Acele et. Asansör hala çalışıyor olmalı. Tamam. Ulan selleri hallettim, sefler çıktı şimdi de ya. Herkes bir yerlere bir şeyler sıkıyor ama dur bakalım.
Abi bir yerlerde bir şeyler ateş ediyor da. Tamam. Abi buradan karşıya gitmenin bir yolunu bulmamız lazım ama. Şimdi oradan o tarafa dolanacağız, oradan öbür tarafa dolanacağız. Abi ben tam olarak nereden nereye dolanacağımı bile anlamadım şu an. Abi nereden dolanacağımı bulamadım ki oraya. Oraya nereden çıkacağım ben ya? Oraya nereden dolanacağımızı bulmam. Etrafında dolanıyorum gerzek gibi. Hala bulamadım anasını sattığımın girişini ya. Allah Allah. Allah Allah. Ha burası. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Nerede lan bunun girişi?
Hayır, bu deliklere girmek de dert değil. Giriyoruz da. Şu verileri al. Ya abi, veri petlerini buluyoruz da. Ne diyor? Endişenizi daha önce veren tekrar edildiğini gözden alıyoruz. Doktor Huston ekibi alarma geçmek için bir sebep olmadığı konusunda bize güvence veriyor. Baş melek planlandığı gibi New York üstünde ateşlenecek. Lan buraya nasıl gideceğim abi? Ben hala onu düşünüyorum. Şurada bir köprü gibi bir şey var. O köprüyü nasıl aşağı indireceğimizi bulmamız lazım da. Şunu. Ulan gerizekalılar. Tamam. Ulan yolu bulana kadar canımız çıktı ya. Prophet, bana yardım et. O terminale ulaşmalısın. Erişiliyor. Acil durum prosedürleri devam.
Ha, durdurdun. Ebeğinkini durdurdun. Başmelek yalnızca kısmi bir şarjla çıktı gibi görünüyor. Yaklaşık %5. Sef enerjisiyle zincirleme tepkime eşiğinin hemen altında. Şanslıyız. Çok şanslıyız. Hepsi bu mu yani? Üçüncü aşama simülasyonu gösteriliyor. Üçüncü aşama. Size ihtiyacım vardı. Sel hapishanemden kaçmak için hepinizin yardımı gerekiyordu. Çocuklarım ben uyurken sersemlik ettiler. Baş meleği kapatmak sizden beklediğim son şeydi. Ve bunun için size teşekkür etmem gerek. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Rush! Üçüncü aşama simülasyonu gösteriliyor. Üçüncü ve son aşama. Işın güçleniyor. Ulan bir tane gerizekalı herif ortalığı birbirine kattı. Bu bir Einstein-Rosen köprüsü. M33 galaksisine giden lanet bir solucan deliği. Ve içinden büyük bir şey çıkıyor. Barınaktayken senden bir okuma alamadığımda bunun giysinin yaratıcı olmandan kaynaklandığını söylemiştin. Ama öyle değil. Bu ne kadar zamandır devam ediyor. Yaşamını nanotekle uzatman. Sef DNA'sıyla neye dönüştüğün konusunda bir fikrin var mı? Sef kovan zihniyle savaşıyordun. Aynen benim gibi. Ama sen kaybettin. Seni içlerine aldın. Ve şimdi onlardan birisin. Ne oluyor ya? Michael, hayır! Sende bir şey var Prophet. Sef'in asla sahip olamayacağı ve anlayamayacağı. Çık dışarı. Aha uçuyoruz. Silahlar, silahlar. Hemen silahlara geçin. Sık oğlum, sık. Savaş helikopterleri saat 3 önünde yürüyün. Hadi, hadi. Gidelim hemen buradan. Bu biraz zorlu olacak gibi. Ve... Gacırt. Montolu Kapten komple kökten yedi kafayı millet ya. Mikrofonu vurunca değişik değişik sesler çıkıyor. Yani abi bu çok acayip bir oyun. Evet, güzel. Ve bu sayede bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Bu da yeni bir bölümümüz olsun diyorum bundan sonra sizin için. Şöyle hatırlatmamızı yapalım. Pazartesi günleri tabii ki video gelmeye devam edecek değerli arkadaşlar.
Crysis için daha Crysis'in oynayacağımız birçok serisi ve oyunu mevcut. Elimizde hepsini oynamış değilim. Videoları beğenerek, kanala abone olarak, bizi takip ederek destek olmakla birlikte arkadaşlar, yorum yaparsanız yorumlarınız da değerli benim için. Onları takip edeceğim. Çok sağ olun değerli arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Yeni bölümde görüşeceğiz.